Perişan kısmeti bana mı verdin? Vay 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 vay. Vay vay vay. Vay verdin. Aleme gösterdin. Vay verdin oy, vay verdin. Aman bilmem ne tecelli, bilmem ne hikmet. Ah, halime gösterdin, dane-i kısmet vay vay vay. Yeter gayrı felek, çektiğim zahmet, vay zahmet oy. Tükenmez davayı vay verdin oy, vay verdin. Bravo Esra! Bravo! Bravo Esra! Esra Abay! Bravo Esra! Bu kez vay be, bağlamasıyla geldi ve jüri ayakta, tüm jüri ayakta. Sesine sağlık. Teşekkür kardeşim. Ederim, çok sağ olun. Çok önemli bir türküdür. Seyit Çevik'ten, Hacı Taşan'dan da dinlediğimiz. Evet. Bir hanımefendiden bu kadar dolu dolu, bu kadar içten. Bir de çok önemli bir türküdür. Allah'ın kainat yaratmadan önce kullarına rızkını belirlediğini, kimsenin hakkını yemeyeceğini aslında anlatan özünde. Hangi ayetti? Zuhruf suresi 32. ayette geçiyor. Nahnu gazemna. Böyle bir bozdak aslında. Evet, Öykü gözyaşlarına boğuldu. Çok etkileyici. İsmail gözyaşlarına boğuldu. Türkülerin kadar üzerimizdeki etkisi. Çok. Kesinlikle. Gerçi bir de çok gülerek böyle mutlu başladım. Evet, çok güzel performans. Hiç öyle bir duyguda da değildim. Bir anda hakikaten Esra beni aldı götürdü yani. O duyguyu size hissettirebildiysem ne mutlu, evet, bana. Evet. Allah sonuna kadar aldım. Ağzına ben. Sağlık. Teşekkür ederim. Cengiz hocam. Cengiz hocam da aynı durumda. Canım hocam, anladım. Öykü Hanım'a bakamayacağım. Konuşabilecek biri. Konuşabilecek biri var mı? Emre, Aysun. Ben biraz hocam konuşayım en azından şey ve Aysun ablam. Evet, tabii. Şimdi demek ki Turgay'cığım, bir solisti bir türküyle değerlendirmemek lazım.
Evet, ağzına sağlık Esra. Teşekkür ederim. Bir de aslında... Esra çalmamıştı ilk performansında, ilk ya, geldiğinde. Ben şunu değil özellikle... Değil mi? Çalmış mıydı? Evet, ilk performansımda çalmamıştım. Ali Yılmaz hocamla evet, öyle karar yoktu. Almıştık. Şu İkinci anda de çalarım diye. Divan sazla geldi yani. Bu ben de şaşırdım bağlamasıyla gördüğümde. Biraz taşıyamadım hatta, biraz büyük yani, oturamadım yani. Ben Esra, senin sahnede duruşuna bayıldım. Teşekkür ederim. Simsiyah bir kıyafet giymişsin ve saçını toplamışsın. Şimdi bunlar küçük detaylar ama biz sen saz çalarken senin direkt yüzüne odaklandık ve sazına odaklandık. Bize bu detayları sen o görüntünle verdin. Bu da çok önemli. Böyle bir eser seçerken o izleyicinin de odağını kullanman harikulade. Teşekkür ederim çok, hocam. Çok sağ olun güzel yorumlarınız için. Evet, Esra Abay'ı çok güçlü alkışlıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eşi Semih Abay'ın yanına uğurluyoruz şimdilik. Teşekkürler Esra.